Son Reyhanlı'da Hatay'da yakalanan tırın İHA'ya ait olduğunu sadece haber yaparak insanların zihni bulandırılmak ve bu 17 Aralık olayından sonra operasyonların devam ettiğini gösteren bir işarettir. İHA'nın bizim bölgemizden veya başka şehirlerden o günde o saatte hiçbir tırının olmadığı gibi İHA ile ilgili değil hatta tırın da ne olduğu meçhuldür. Bizimle de hiçbir alakası olmadığı halde bu bir iftiradır. İHA'ya atılan bir iftiradır bu. Halkın önünde itibar zedelemek istiyorlar. Şimdi silah getiriliyor ve silah yakalandı dendiği zaman dıştan destekler ve silahların dış güçler veya Türkiye'nin üzerinden de aktarılırken İHA ile beraber sanki biz buraya silah yardımı yapılıyoruz imajı verilirken burada hükümet de zan altında bırakılmak isteniyor. İHA'nınsa hiçbir zaman olmadığı gibi Burada da yardım tırından başka yardımlara gitmediği için silahla adlandırılması İHA'nın işlevliğinden başka işler yapmayı yaptığını ima etmeye çalışıyorlar. Başkalarının varsa onları açıklasınlar. İHA'yı değil. 17 Aralık'ta Başbakan'ın da açıkladığı gibi ulusal güçlerin, dış güçlerin parmağı var derken burada biraz evvel izah ettiğim gibi Suriye'de Türkiye'nin yaklaşımı ve Suriye'deki vatandaşlara yardımı silah anlamında birleştirerek belki bu silah yardımını Türkiye'ye İHA yaptırıyor, devlet elinden yaptırıyor imajını vererek de dış dışta da itibar kaybettirmek, içte de bu mideyi bulandırmak istiyorlardır ki bu haberlerin dışarıdan olduğuna biz de inanıyoruz. Çamurat izi kalsın diyoruz. Onlar bu niyetledir. Ee, ufak bir delilleri dahi olsaydı şimdi ya kadar da birçok böyle iftiralarda bulundu. Daha evvelden El-Kaide ile bağlantısı var dediler. İşte başka devletlere silah yardımı yapıyor dediler. Hatta dosya hazırlanıyor dediler. Sayın Genel Başkanımız Bülent Yıldırım Bey bu konuda açıklama yaptı. Biz yardım götürdüğümüz yerlerde o bölgenin insanlarıyla görüşüyoruz. Güvenliğimizi sağlama konusunda da görüşüyoruz. Mecburuz görüşmesek bu yardımlarımızı içerilere ulaştıramayız. Güvenliğimiz açısından da bu bizim onlarla ilin ilgili olduğumuz, onlarla bağlantılı olduğumuz anlamına gelmez. Esir takaslarında bulunurken karşıyla görüşüyoruz. Esed'in askerleriyle de görüşüyoruz. Muhaliflerle de görüşüyoruz. Onlara da yardım götürüyoruz diyor. İHA Hiçbir ayrım yapmadan her kesimle diyaloğu olduğu için bu yanlış yönlere aksettirerek bu hizmetlerin durmasını istiyorlar aslında.